Nifak, hani matematik bilenler bilir, yutan eleman gibidir. Sıfır gibi yani. Sıfır ne yapıyor? Neyle çarparsanız ya, çarpın, bitiriyor. İster 1 milyonla çarpın, sıfırı 1 milyonla çarpın, sıfır çıkar. Sıfırı 1 trilyonla çarpın, sıfır çıkar. Eğer nifak varsa, o zaman bu yutan eleman, yani sıfır, bizi, bütün amellerimizi boşa çıkaracak demektir. Ve biz görünürde böyle Müslümanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz. Yani hiç kuşkusuz. Yani sizleri tenzih ederim ama biz Müslümanların bir kısmımız böyleyiz. Ya ben öyleyim ya siz. Birilerimiz böyle. Çok önemli bir mevzuyu konuşuyoruz. Ama bir gün gelir Cenab-ı Hak aramızdan has olanlar ile nifak üzere olanlarımızı ayırır. وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Haydi mücrimler, şimdi bugün ayrılın. Cenab-ı Hak bu ayrılış sahnesini anlattı. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Sen o gün görürsün. Mümin erkekleri, mümin kadınları, yesâ nuruhum. Nurları onların önünden koşuyor. Beyne eydihim ve bi eymanihim. Önlerinden, sağlarından nurları bunların, yani o yeniden yaraltıldığımız ortamda, böyle zifiri karanlık bir ortam düşünün. Müminlerin aydınlıkları var. Önlerini aydınlatıyor. Yani bunu yaşayacağız, böyle bir sahneyi. Ve buradan şimdi hayal edebiliyoruz. Arabanın farları gibi düşünüyorum ben onu. Böyle lambası yanan araba önden ışığı nasıl önünü açıyor? Hızlı bir şekilde gidiyor. Işık onun önünü açıyor. Bunlar müminler gibi. Yesa nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Onlara denir ki buşrakumul yevma cennetun tecrimun tahtiyel enharu halidine fiyah. Size müjdeler olsun. Cennetler ile müjdeler olsun diye. Onlar cennetlere doğru hızla ilerlerken geride birileri kalır. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ Kim onlar? Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Onlar bu müminlere seslenirler. Baktılar ışıklarını aldı gidiyorlar. Dediler ki unduruna. Bize doğru bakın. Hele bize bir bakın. Unduruna. Bize bakın. Nektebis min nurikum. Sizin nurunuzdan iktibas edelim. Çünkü baktılar ki bunlar kafalarını ne yana çevirirlerse nur da o yana saçılıyor. Hani böyle şeylerin fenerleri oluyor. Bu yer altında çalışan kömür işçi kardeşlerimiz böyle fenerleri oluyor. Kafalarını ne tarafa çevirsene o taraf aydınlanıyor. Müminler böyle nurları önlerinden koşturarak ilerlerken münafıklar geride kalınca dediler ki bize doğru bakın. Unzuruna. Niye size doğru bakalım? Dediler ki unzuruna naktabis min nurikum. Nurunuzdan biz de yararlanalım. Bizim de önümüz aydınlansın. Biz de önümüzü görüp yol alalım. Dolayısıyla şu an münafıklar ve müminler artık ayrılmış durumdalar. Müminler onlara dediler ki kıyler ci'u veraakum. Siz geri gidin, gerinize gidin, geri dönün. İrci'u veraakum feltemisu nura. Nuru orada arayın. Bu ironik ifade. Yani nuru burada bizim nurumuzdan ödünç alamazsınız. Nuru sağlamanın yeri dünya idi. Çünkü Cenab-ı Hak dünyada ihlas ile kendisine kulluk edip nifaktan kurtulanlara yecaallekum nuran temşune bihi. Size Allah yürüyeceğiniz önünüzü aydınlatır, aydınlatan bir nur var eder. Buyurdu ki cealna lehu nuran yemşi bihi fin nasi kemen meseluhu fi zulumati. Bu münafık ile kafirler ile müminleri teşbih ederken kendisine nur verdiğimiz, insanların içerisinde o nur ile yürüyen adamla zulümatın içerisinde kalan bir mi? Dolayısıyla bunu elde etmenin yeri bu dünya. Bu dünyada şu anda bazılarımız o nuru elde etti. O nur ile ilerliyor. Ama şu an bu ortamda o nur görünmüyor. Ortamı değiştirdiğimizde o nurlar birdenbire belirginleşiyor. Yeni yaratılışta müminlerin nurları önlerinde açılıyor, saçılıyor. Onlara kılavuzluk ediyor. Münafıklar karanlıkların içerisine gömülüyorlar. İrci'u veraakum feltemisu nura. Gerinize gidin. Nuru orada araştırın. Faduribe beynehum bisur. Arada bir sur çekildi. Cenab-ı Hak araya bir duvar çekti, bir sur çekti.
Batinuhu fihi rahme, içe bakan yüzüyle müminler rahmet tarafında kaldılar. Ve zahiruhu min kibelihil azab, dışa bakan yüzüyle dışarıda kalanlar azap içerisinde kaldılar. Münafıklar dışarıda kaldılar. Onlar onlara seslendiler. Baktılar ki ayrıldık. Dediler, nasıl bizden ayrılırsınız? Kalu elem nekum ma'akum. Dediler ki, ya biz sizinle beraber değil miydik? Kalu elem nekum ma'akum. Biz sizinle beraber değil miydik? Bu dünyada iç içeyiz. Kimimiz münafık? Kimimiz münafık değil, sadık, kalbiyle beraber iş tutuyor. Hakka sebatı, sözüyle, ameliyle hep doğruyu takip ediyor. Menfaatine uysun yahut uymasın. Yaptığı işlerde, söylediği sözlerde hakkı gözetiyor. Cenab-ı Hak razı olsun diye. Bunlar müminler, iyiler. Diğerleri ise müminlerin arasında kayboluyorlar. Görünürde onlar da iyi şeyleri söyleyip doğru şeyleri yapabiliyorlar. Ama içten içe Cenab-ı Hakk'ın rızasına onu gaye edinerek değil, başka hesaplar içerisindeler. Bunlar da münafıklar. Şimdi bu dünyada beraberiz, iç içeyiz ama biz bu bizi kandırmasın. Yani beraber bunlarla saf tuttuk, bunlar nereye giderse biz de oraya gideceğizdir herhalde. Cenab-ı Hak bizi bunlardan ayırmaz dersek kendimizi kandırırız. O yüzden sahabe-i kiram, ya yoksa münafık mıyım diye tedirgin oluyorlardı. Çünkü eğer ya biz bunların arasındayız nasıl olsa biz de cennete gideriz diye sanabilirlerdi. O bakımdan içimizdeki nifakı didik didik arayıp yoklamak, varsa bulup çıkarmak, yoksa bundan arınmak her birimizin kendi kişisel sorumluluğu. Nasıl özel işimiz, vücudumuzdaki özel durumumuzla kendimiz ilgileniyoruz. Onu bir başkasına tevdi etmiyoruz, biz yapıyoruz. İçimiz daha bir özel ve daha bize ait. Orayı biz temizlemeliyiz. Çünkü nifak varsa eğer, bunun zararı ve akıbeti tamamen bizi bedbaht kılacak. Bir başkasını değil. O yüzden bu durumu bizim birinci derecede kendimiz önemseyip ele almamız, bu psikolojimizi kendimiz masaya yatırıp MR'ımızı çekmemiz lazım. Yoksa hep beraberdik, birdik, toplu halde hop cennete gireceğiz sanır isek, o zaman ayetteki bu münafıkların bu çağrısı, bu nidaları, dediler ki قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. Ne kadar yürek yakıcı bir ifade. أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. Biz sizinle beraber değil miydik? Müminler cevap verdiler. Ne deseler iyi, siz bu cevabı biliyorsunuz. قَالُوا بَلَى. O yüzden Kur'an'da birkaç yerde böyle قَالُوا بَلَى var. Bir tane قَالُوا بَلَى da burada geçiyor. Müminlerin münafıklara verdiği cevapta قَالُوا بَلَى var. Ne demek? قَالُوا بَلَى dediler ki elbette. Yani beraberdik. Yani inkar etmediler. Evet, dünyada beraberdik. Kiminizle oğul idik, kiminizle hanım idik, kiminizle koca idik, kiminizle kardeş idik, kiminizle anaydık, babaydık, beraberdik. Yalan yok. قَالُوا بَلَى اَمَّا وَلَاكِنَّكُمْ. Fakat siz فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Siz içten içe kendinizi kandırdınız. Yani bize dıştan dışa gösterdiğiniz halinizi içten içe yaşamadınız. İçten içe siz kendinizi fitneye uğratmışsınız. فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ. Dahası bu fitne üzere de oyalanmışsınız. Yani insan bugün kendi durumunu ele aldı, gözden geçirdi, kalbini beğenmedi. Ya ben namazlarımı camide kılmıyorum, infakı Allah rızası için içtenlikle yapıyorum. Kalbimle beraber yol tutmuyorum. Yeri geliyor, çıkarım böyleyse, kalbim başka türlü söylüyorsa ben çıkarıma yöneliyorum. Kalbim bas bas bağırıyor, yapma etme, doğrusu bunun bu diye, olsun ben sözümü de çıkarıma uygun tutuyorum. Amelimi de çıkarım esaslı yapıyorum. Yani belli, münafık kimse kendisini gayet iyi tanır. Ama bu fitne üzere halini düzeltmeye de girmedi. Siz böyle böyleydiniz. فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ. Bir de oyalandınız. Bugün düzeltirim, yarın düzeltirim. Hep ötelediniz, sonraya bıraktınız. Bir de şöyle düşündüler. Belki bu müminlerin, İslam'ın, hayatın belki sonu gelir. Hiç de benim düzelmeme de gerek kalmaz. Yani böyle bir gel git halindeler.
Bazen bir ya toparlasam mı acaba diyorlar. Muzebbine beyne zelik. La ilahe ula'i ve la ilahe ula'i. Bazen bu tarafa bir kayacak gibi oluyorlar. Bazen ondan sonra diğer tarafa menfaat çıkınca hemen diğer tarafa tekrar yamuluyorlar. Münafığın durumu çıkar ortada yoksa böyle biraz ıslah olacak. Rabbine biraz yaklaşacak gibi olur. Ama karşı tarafta hemen Cenab-ı Hak bir çıkar ortaya çıkarınca hemen o tarafa kullemâ ruddû ilel fitneti urkisû fiha. Her fitneyle karşılaştıklarında hemen bakmışsın ters yüz olmuşlar, tepe taklak olmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın böyle turnusol kağıdı gibi hayatta turnusol kağıtları var. Çünkü istiyor ki yola gelen, istikamete gelen hakikaten Cenab-ı Hakk'ı sevdiği için içtenlikle, samimiyetle gelsin. Yoksa ortamın sürüklediği, ya herkes böyle yapıyor zaten dinime de yarıyor, imanıma da yarıyor. Ben camiye de gidiyorum, namaz. Böyle o hep böyle olsa o zaman bunlar arada kaybolurlar. Ama Allah Azze ve Celle koşulları değiştiriyor. Zaman geliyor, savaş çıkıyor ortamda. Müminleri Cenab-ı Hak cihada çağırıyor. Bu ortamda her mümin gibi ortalama davranan kimseler korkuyu görünce, ölümü görünce yok diyorlar. Yani o kadar da değil. Yani biz Cenab-ı Hakk'a namazdan verdik, ibadetten verdik, efendim maldan verdik ama canımızı da verecek değiliz. O kadar uzun boylu değil. O zaman nifak fitne ile yoklanıyor. Cenab-ı Hak bunları وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan böylesi var ki yani Allah'a kulluğu böyle kenardan kenardan yani sıkıntı olmadığı, herhangi bir ciddi bedel olmadığı sürece müminlerle yapıyor yapacaklarını. Ama فَيْنَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ Hayır isabet ettiğinde onunla mutlu ve bahtiyar. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ Ama sıkıntı isabet ettiğinde اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ Hemen ters yüz oluyor. Hemen bakmışsın ayaklar baş, baş ayak olmuş, tepe taklak olmuş. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Böyleleri hem dünyayı kaybederler, hem de ahiretlerini kaybederler. Dolayısıyla nifak, Cenab-ı Hakk'ın kişinin samimiyetsizliği dolayısıyla onu sürüklediği bir akibettir.